Yalnızca Türkiye'nin değil, doğal ve tarihi güzellikleriyle tüm dünyanın göz bebeği olan Antalya'mızdaki lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabah doğdu, öğle doğdu. Hemen adı Turgay boydu. Erkek değil mi? Erkek. Ha iyi ama. Şu bacağımı bıraksan diyorum artık. Ne gösteriyorsun yahu? Arkan da yanıyor. Yanıyor muyum? Ya bunu ters koymuşlar abla. Bunu kim yapmış ya? Gel vatandaş, gel. Böyle bir karışım var mı ya? Nasıl acıkmaz? İnsan şu kuzuyu gördüğünde acıkmaz mı? Dünyada en beğendiğim noktadayım. Abartmıyorum. Kaşı çok seviyorum. Ve Antalya'daki lezzet yolculuğumuza devam ediyoruz. Bağlı Yalnız Köy'e geldik. Güzel oyunlarla karşıladı bu yakışıklı beni. Köyün adı niye yalnız bilmiyorum ama çok kalabalık. Güler yüzlü insanlarla dolu. Pek fazla ziyaretçisi olan bir köy burası. Şimdi öğreniriz acaba niye yalnız demişler. Bir merhaba diyelim muhtarımıza, teyzelerimize, amcalarımıza. Bu keratayı öptükten sonra. Aferin sana. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Beni karşılamaya mı geldiniz? Teşekkür ederim. Sağ ol. Muhtarım nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Huyumuza hoş geldiniz. İsmail Özdemir. Yalnız Köy muhtarı. Neden Yalnız Köy demişler? Bizim köyümüze neden Yalnız Köy demişler? Bu köyde daha önce tarihte anlatılan rivayetlere göre bir tek kişi yaşıyormuş. Diğer köydeki insanlar demiş ki ya yalnız kalma, yalnız yaşama. Gel bizim köyümüzde beraber olalım demişler. O da demiş ben bu köyü seviyorum. Ben bu köyde yalnız kalacağım. Ama şimdi Yalnız Köy değil. Yalnız Köy çok büyük bir köy oldu. Göç vermeyen, göç alan bir köy. Çalışkan. Sebeplerine geleceğiz. Şu sebepleri çok önemli. Bir kere en lezzetli nar ve marul evet. Burada oluyor. Buradaki köylümüz, halkımız çok çalışkan. Yani zamanını tarımda, işinde ve özveriyle çalışıyor. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz ve ablalarımıza doğru gidiyoruz. Müthiş hazırlık var orada. Müthiş. Bakın. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Bu nedir abi? Evdeki çarşafı buraya sermişsin ya. Arkadaş bu helvamız köyümüzün meşhur helvasıdır. Un helvası. Bunun altında mı? Bunun altında. Kazan mı? Artık kazan. O ne? O da şurubu. Şurubu. Şurubu ilave ediyoruz. Ondan sonra kaynatıyoruz, karıştırıyoruz. Altın bu, altın. Helva değil, altın. Tamam abi. Koy bakayım. Ses gelir mi? Gelmez mi olur mu ya? Nasıl gelir o ses? Diye ses gelecek. Gelir, gelir. Şimdi fazla gelmez de yine de gelir. Şimdi o helva olur o. Bakınız. Ocakta olsaydı bir kaynayacaktı böyle. Kaynayacaktı. Yanardağ gibi. Koy. Yetmezmiş. Koy. Koy, şerbeti koyuyoruz değil mi tabii, şimdi? Tabii, şerbeti bir. Koyuyoruz. Bunun içinde şimdi badem var. Fındık var. Fındık mı? Fıstık. Pardon. Fıstık var. Evet fıstık var. Fıstıklı mı oluyor peki burada helvalar hep? Fıstıklı olur. Bademli oluyor mu? Bademli de olur. Yani çeşit evet. Yapabiliyoruz. Tabii. Biraz da süt ilave ederiz. Artık ışık sütümüz. Biraz da süt ekleniyor evet. Ve karıştırılmaya devam ediyor. Suyunu çekene kadar devam mı? Bu biraz bekleyecek. Şimdi artık beklettikten sonra tekrar bir daha karıştıracağız bunu. Koklamak serbest mi? Evet. Serbest olmaz olur mu ya? İstersen yiyebilirsin yani. Dur kayınçım fazla koyma. Ya şimdi... Tabak getirin mi? Helva yapılırken mutlaka yanında bekleyin. Kaşık getirin. Helvanın kokusu, helvanın kazanın dibindeki o helvanın tadı çok kaşık başkadır. Abimiz helvayı karıştırmaya devam ediyor. Hemen 5-10 dakika içinde hazır. 500 kişi yetecek kadar helva var. Şimdiden afiyet olsun tüm Yalnız Köy'e ve bana. Ama arka tarafta bir şeyler oluyor. Kazanla soba arası bir şey var orada. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız abi, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Bunlar nedir? Bunlar tavuk tenekesi. Ben bunu ilk olarak zeytinyağı tenekesinden başladım. Tavuk tenekesi evet. Mi? Gece tenek tavuğu biliyoruz. Köşe böyle yağ tenekelerinde falan pişirilir evet. Ama. Onu ben bu gelişmiş mi oluyor? Evet. Bunu ben geliştirdim. Gece uyurken aklıma geldi. Hem sadece işim kaydım boğazdır. Başka hiçbir şey düşünmem. Bazen olur rüyanıza yani, girer gece böyle düşünürken. Böyle bir icat. 100 milyar borcumuzu hiç düşünmem. Sadece yeme konusunda.
Senle kafamız uyuşacak abi. Sen hele gel böyle. Ne var onda? Bunda tavuk var. Allah Allah. Evet, kuyu kebabı evet. Gibi. Bakar mısınız? İçeriye abim tavuk sallandırmış kancalarda. Yağ nereye akıyor? Yağ dabanda, tepsinde. Evet. Onun içine bulgur sarıyoruz, pilav sarıyoruz. Bak bunda da balık. Ne, kanat. Balık mı? Evet, kanat. Müthiş bir icat bence. Bence çok lezzetli olacak. Teyzelerimiz orada bekliyor. Bu tavukla balıkların yanına ekmek lazım. Kolay gelsin. İşte hamur fabrikası. Yalnız köyün hamur fabrikasına geldik. Bazlama mı? Evet. Şimdi açalım bir tane. Açalım. Mayalanmış hamur. Böyle elle yapıyorsunuz. Evet. Çip 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 çip. Evet. Ardından şöyle bir onu bir gezdiriyorlar. Ha, şöyle. Bu ne için? Yapışmaması için. Ha, ne de boya. Ben geldiğimden beri düşünüyorum. Neye faydası var acaba Antalya'da bunlar yapılırken? Evet. Yapışmaması içinmiş. Evet. Ondan sonra sütünü mü? Hayır, sütü orada çalıyor. Ocaktayken. Sonra çevriliyor. Evet. Şimdi mi çevireceksin? Biraz sonra, biraz sonra. Sabırlı ol diyorsun. Tabii yani. Ki. Tamam, birazdan çevriliyor ve iki yüzü de kızarmış oluyor. Evet. Çıtır çıtır. Oh, elinize sağlık. Orada da gözleme mi oluyor? Afiyet olsun. Gideyim bakayım. Kaçma! Kaçma! Kaçırma. Bak kaçıyorlar, yakala! Gel sen gel. Ağacın ortasına kaçtın sen. Sen var ya sen. Ne soracağım bana? Yavaş mı konuşuyorlar? Acı telsiz, acı duyalım diye yaptık. Sen mi duyamıyordun, o yüzden evet. Mi? Evet. Gölgede oturmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir şey vallahi. Bütün köy çalışıyor. Öykü ablam. Sen de keyfin yerinde abla inşallah. Keyfimiz yerinde Allah'a şükür. Gölge hoş, ambar boş. Gölge hoş, ambar boş. Şimdi gözlemeyi anlatayım mı? Anlat hadi. Oraya da karışacak mısınız? Karışmayacağız galiba. Tamam. Kolay gelsin abla. Sağ ol. Sen merak etme, karışmayacak kimse sana. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ama sen işi biliyorsun. Nasıl? Hem gölgede oturuyorsun hem saçta gözlemeler. İşimiz bu bizim devamlı. Başka bir işimiz mi? İşte böyle denk düştü. Böyle denk düştü. İyi olmuş. İyi yere kurmuşlar dükkanı. Şanslı bir şeydi. Gözleme yapıyoruz. Evet. Neli yapıyor ablalarımız orada? Ispanaklı, kıymalı. Ispanaklı, kıymalı. Evet, maydanoz, çökelek. Şimdi orada imal ediliyor. Hemen şurada. Ablalarımız orada hamur açıyor. İçini orada koyuyorlar. Karışık yeşiller var, kıymalı var. Burada ne oluyor? Çörek yapılıyor. Bir şey yapıyorum. Bir şey? Evet. Tamam, ne yapıyorsun? Pişiriyorum sana özel. Adı mı bir şey bunun? Evet, adı bir şey. Mayalı bir hamurdan. Sabah kahvaltıda da çok güzel oluyor. Evet. Kuru fasulye de burada. Kuru fasulyemiz de burada. Görüyorsunuz. Bu toprak kapta. Pişiyor. Hiç tüp dokanmadı. Burada ocaktan köz sözde alıyor. Sözde değil, közde kuru közde. Fasulye. Evet. Geldi mi pişi? Geldi pişi, buyurun. Pişi geldi. Şişmiş, müthiş. Hamuru da çok güzel. İçine peynir de koyabiliyorsunuz. Canınız ne isterse onu koyun. Sabah kahvaltı da müthiş bir şey. Bir tane daha ısırayım. Gideyim, keşkek yiyeyim. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Anladığım kadarıyla bu işte ağır işleri bu köyde abiler yapıyor. Evet abi. Ama muhtar dedi ki, biz dedi çok çalışkanız, çalışkan insanlarız. Evet. Mutfakta da abilerimiz böyle hünerlerini gösteriyor o zaman. Ablalara yardım ediyor. Şu özel işlerde böyle bu helva gibi, bu keşkek gibi şeylerde. Düğün cenaze varken diyorsunuz. Onları şenlik varken, kalabalık onları, varken. Onlar bizim işimiz. Biz devreye giriyoruz. Abi. Bayanlara yardımcı. Öyle mi? Evet, öyledir. Yardımcı oluyor. Evet, bu süt. Keşkek dövüldü mü? Bu biraz... Keşkek dövülmedi, daha dövülecek. Dövülecek değil mi daha? Dövülecek. Kazanın içinde mi dövülecek? Evet, evet. Aynı kazanın içinde dövülecek. Yani kaşıkla ezeceğiz evet, yani. Evet, ezeceğiz. Sonra sütünü katıyoruz. Başka bir şey eklenecek mi? Üzerine tereyağı. Başka bir şey. Tereyağı eklenecek. Yani evet. Burada sadece buğday ve su mu var? Evet, buğdayla su var abi. Kaç saat kaynadı?
Aşağı bir saat, bir buçuk saat var kaynadı. Bir buçuk saattir kaynıyor. Ardından evet, lezzetli olsun diye sütü ekledik. Evet. Şimdi biraz daha karıştırılıyor. Evet. Buna tereyağı eklenecek, tereyağı ve şimdi dövülecek. Onları dövülecek. Yok, tereyağı üzerine koyacağız. Ha, en son. Tabakları dövüldükten sonra. Üzerine, evet, koyacağız. Üzerine tereyağını. Afiyet olsun. Kızartıp. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Şimdi biraz köyümüzü gezelim. Ardından Yalnız Köy'ün meşhur yemeklerini hazırlayalım. İnşallah. Şimdi sıra portakal ve narın nimetlerinden faydalanma vakti. İşte ablam orada rendeliyor. Beyza Hanım burada tıpkı evde de yapıyormuş gibi onları ipe geçiriyor. Ama geçiriyor. Yapıyor mu? Yapar yapar. İpe değil mi yapar, onları? Yapar. Şimdi önce yapar, rendeleniyor. Evet. Ardından önce içindeki o fazla. Evet. Bu mandalina mı, portakal mı? Hayır, portakalın delisi. Yani turunç oluyor. Turunç gel. Çekirdekli olanı. Ondan mı yapıyoruz sadece reçel? Evet. Reçel yapıyoruz değil mi biz? Ondan yapıyoruz. Önce reçeli hazırlanıyor. Bu şekilde içinin fazla beyaz kısmı alınıyor. Evet. Acı olmasın alınıyor diye. Ondan sonra da burada ipe geçiriliyor. Sonra bunlar kuruyor mu? Hayır. Bunu önce bir kaynatıyor. 3-4 gün suda bekletilir. 3-4 gün. Hanımlar dinleyin. Kaynatıyoruz. 3-4 gün suda bekletiyoruz. Ama sabah akşam suyunu değiştireceksin. 4-5. Gün içine şekerini akşamdan ıslarsın, koyarsın. 15 tanesine 1 kilo şeker gider. Bu hani 1 kilo olduğunu bizim şeker. 15 taneye 1 kilo şeker. Evet. Şöyle 30 taneye 1 kilo. Ölçü de böyle. Evet. Yani, tane hesabı. Gözü karartıp yapmak isteyen varsa tane hesabı. 3 gün boyunca 15 tanesine 1 kilo şeker, 1 kilo şeker atılacak. İğne de birazdan bana batacak. Beyza Hanım dikmeye devam ediyor. Orada kaynatılıyor. Evet. Burada da kaynatıyoruz. Ona, ablamız orada ona kaynatıyor. Ona da şimdi karanfilimizi koyacağız. Bak, kokulu limonumuz var. Bu şey değil mi? Bergamot gibi. Evet. Kokun ha. O limonumuzdan koyacağız. Burada her şey güzel. Her şey organik. Buradan koyacağız. Biraz da karanfilimiz var. Karanfil ekliyoruz. Evet, karanfil ekliyoruz. Bunlar yani kaynıyor değil mi? Evet. Biraz da suyumuzu nedir? Suyumuzu. Biraz da su ekliyoruz. Ha, biraz daha su ekleyeceğiz onu zaten. Biraz daha sonra. Ha, o su yeterli zaten. Evet. Ekliyoruz. Tamam. Ne kadar kaynasınlar? O yumuşayıncaya kadar. Tabii şekeri oluncaya kadar. Yarın ondan sonra hazır oluyor herhalde değil mi? Hazır. Soğuyor, kavanozlara koyuluyor. Evet. Bu kadar. İşte ürünleri görüyorsunuz hemen arkamda. Narlar müthiş. Şu narı alabilir miyim Beyza Hanım solunuzdaki? Böyle nar gördünüz mü? Ben görmedim. Çok lezzetli. Sağlıklı, boşuna demiyorum. Bakın böyle bir nar gördünüz mü? Ya şimdi bunun suyunu sıkıp içeceğim. Köyümüzün narı meşhur. Şurada dursun. Ben bir tanem şuradan hazırlanmış sıkayım. Bakın. Bu kadar yeter galiba. Bakın yarımdan bu çıktı. Ömre bedel. Çok güzel nar suyu. Bol bol tüketin. Bu şekilde hazırlanıyor. Ürünlerimiz de bunlar. Yalnız Köy'de yetişen ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ellerinize sağlık. Giderken bol bol reçel götüreceğiz İstanbul'a. Ama sırada meşhur Yalnız Köy'ümüzün yemekleri var. Yemek tarifleri için hazırsanız biz başlıyoruz. Yalnız Köy'ün en meşhur yemeklerini hazırlayacağız. Bir süredir baklava yapmadığımızı fark ettim. Tadına bakmıyorum. Bünyemde bir eksiklik var. Yapması zor ama yemesi çok güzel oluyor. Vesile ablamla baklava hazırlayacağız inşallah. Burada topak yemeği yap. Topak kızartma değil mi anneciğim? Et. Etli. Sulu mu oluyor biraz? Sulu. Salçalı, biberli. Birazdan. Piyaz. Antalya'mızın meşhur piyazını hazırlayacağız. Antalyalılar bilirler. Tahinli mi olacak? Evet, tahinli. Ama biz neyle başlayacağız? Neden hızlı hızlı konuşuyorum? Kabak çiçekleri kendini kapatıyor. Stres yaptık burada bakın. Bunlar bir kapanırsa bir daha açamayız. Öyle değil mi? Evet, doğru söylüyorsunuz. Şunun stresiyle yani var ya. Oradan buraya bir gelişim vardı. Evet. Sakın biraz daha idare. Biraz daha idare. Hatta konuşmuyorum. Hemen tarife başlıyorum. Evet. Nasılsınız ablacığım? İyisiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Hemen hızlı bir şekilde onun hatırına malzeme listemizi verelim. Evet. Neler var kabak çiçeği dolmasında? Soğanımız var. Evet. Zeytinyağımız var. Biberlerimiz var. Karabiberimiz var, dereotumuz var süslemek için, maydanozumuz, domatesimiz, nanemiz, salçamız ve kimyonumuz, biberimiz,
ve pirincimiz. Köyde ne varsa getirmişsin abla. Evet. Hem zor hem de biraz böyle zengin çeşidiyle zahmetli bir yemek aslında. Evet. Korkarlar bunu yapmaya, yani çok yaklaşmazlar. Ayda bir olur ama. Şimdi biz de o ayda bir menüyü yapacağız. Evet. Başlayalım o zaman hemen. Evet. Önce içini hazırlayacağız tabii evet, ki. Evet tabii ki. Selma ablamız dolmamızın içini hazırladı. Şimdi kabak çiçeklerini dolduracağız. İzin verirlerse tabii kendileri. Tabii ki. Deneyelim mi? Tabii ki. Deneyelim. Yapraklarını yapıştırıyoruz, kapatıyoruz ve tenceremize diziyoruz. Evet. Bunları tamamını dizdikten sonra sadece su mu ekleyeceğiz? Evet, üstüne zeytinyağı gezdirip suyla pişireceğiz. Evet. Ne kadar sürede? Suyu bitene kadar mı yoksa? Suyu bitene kadar yaklaşık bir 10-15 dakika içerisinde de. Kaynayacak. Evet kaynayacak. Ondan sonra dolmamız hazır. Hazır. Elinize sağlık. Hızlı bir şekilde dolmalarımızı hazırlayıp dizip pişiriyoruz. Şimdi Derya Hanım'la piyaz vakti. Öyle bir piyaz hazırlayacağız ki Türkiye'nin hiçbir yerinde böylesi yok. Benden söylemesi. Antalya'da çok uzun yıllar yaşadığım için biliyorum. Tattığım için söylüyorum. Şimdi etle birlikte de çok yakışacak. Yanında salatanın diğer tarafında da piyaz olacak. Malzemelerimiz nelerdir Derya ablacığım? 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulyemiz. Yaklaşık 1 çay bardağı tahin. Yarım limonun suyu. Sıvı yağ. Yine sirke. Evet. Sosu için. Sosu da var. Domates. Domates, haşlanmış bir tane yumurta, kuru soğan, süslemek için maydanoz, kimyon, pul biber, tuz. Bu kadar. Evet. Hazırlamaya başlayalım şimdi. İyi izleyin. Fasulyelerimizi ezdik. Evet, ezdik. Şimdi sosu devam edeceğiz değil mi hazırlamaya? Koyacağız. Tamam. Ezdiğimiz fasulyelere tahinimizi ekliyoruz. Evet. Limon ekliyoruz. Limon suyu. Sıvı yağ evet. Ve nar mı? O ne? Hayır, sirke. Sirke üzüm mi? Üzüm sirkesi. Üzüm sirkesini ekliyoruz. Onu da buraya mı ekleyeceğiz Derya? Evet. Sosu önemli. Piyazın sosu çok önemli. Sizin Türkiye'nin herhangi bir yerinde yediğiniz piyazlarda böyle bir sos yok. Evet. Yumurta da yok. Yani sadece soğanla fasulyeden ibaret değildir. Yeşillikten ibaret değildir piyaz. Piyaz biraz zahmetli bir şeydir. Artık piyazımızı hazırlamaya başlıyoruz. Asıl fasulyelerimizi tabana gönderiyoruz. Sonra sosumuzu mu ekleyeceğiz? Sosumuzu ekleyeceğiz. Sosumuzu gönderiyoruz. Domates, soğan doğranıyor. Artık süs kısmına geçiliyor. Yani üzeri de sunuma hazırlanıyor. En son bir zeytinyağı veya başka bir şey ekleniyor mu üzerine? Yok, sade pul biber ve yeşilliği var. Evet. Pul biber ve maydanozuyla da süsleniyor. Lezzetine lezzet katılıyor ve piyazımız hazır oluyor. Derya Hanım'a teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Onu tamamlayıp topak kızartması hazırlayacağız. Meryem annemle topak kızartma hazırlayacağız. Yalnız köyümüzün meşhur yemeklerinden bir tanesi. Sulu et olacak inşallah. Evet. Malzemelerimiz nelerdir Meryem anneciğim? İç yağı eritilmiş. İç yağı var. Eritilmedik de var da göstermek Hı-hı. için getirdim. Kızartacağız. Etimiz ne? Dana eti mi kuzunun? Hayır, keçi. Keçi eti olacak. Bizim burada keçi daha önemlidir. Kuzu kavurma olur. Keçi etinden hazırlayacağız. Ha. Diğer malzemelerimizde tuz var. Toz kırmızı biber var, karabiber, karabiber, soğan, zeytinyağı, tereyağı. Bu kadar malzemelerimizde. Evet. Önemli olan iç yağ. Yani eritilmiş iç yağ lazım. Başlıyoruz hazırlamaya.
Biraz sıvı yağ, biraz tereyağı ekliyoruz. Soğanlarımızı burada kavuruyoruz. İç yağımızı da diğer tenceremizde kavuruyoruz. İşlemlerimize devam ediyoruz. Ben burada soğanları kavurdum salça ve bol toz biberle birlikte. Şimdi etlerimiz orada mühürlendi, içinde suyu kalsın diye. Bizim buradaki karışıma ekleniyor, salçalı karışımımıza. Hem tereyağı var hem sıvı yağ var. Evet. Etler piştikten sonra buraya ekleniyor. Ardından üzerine su ilave ediyoruz. İndireceğimizde 2-3 tane karanfil bırakırız içine. Karanfil. Evet. Kapattım çok hocam. İlginç. Pişmesine çok az vakit kala kapatmadan karanfil ekliyoruz. Evet. Ve sunuma hazır oluyor. Evet. Eline sağlık değerli anneciğim. Evet. Sağ ol. Topak kızartması da böyle işte. İsmini kızartıldığı için iç yağıyla oradan alıyor. Sırada Vesile ablamızla baklava yapacağız. Sırada baklavamız var. Uzun zamandır baklava yapmıyoruz Vesile abla. Özledik. Buraya nasipmiş. Şimdi malzemelerimiz baklava malzemesi. Malumunuz hatırlatmak için söylüyoruz. Unumuz burada. Nişastamız orada. Evet, cevizimiz, tuz. Zeytinyağımız, iki yumurta, süt. İki yumurta, süt. Sodamız. Karbonatımız. Karbonatımız. Evet. Üzer için şerbet. Hayır, zeytinyağı. Öyle mi? Tereyağı üzerine kızartıp dökeceğiz. Ondan sonra fırına vereceğiz. Sonra şerbet. Evet, şerbet son, en son. Başlıyoruz o zaman. İşimiz uzun. Tam 21 katlı olacak. Vesile ablamız hamurları yoğurdu, bezeleri böldü. 21 parça oldu. Şimdi tek tek açılacak bunlar. Ve 7 katta bir aralarına ceviz ekeceğiz. Evet. 2 kat ceviz. 2 kat mı? Ha, toplam 7 evet. Katta bir 2 kat ceviz olacak. Evet. Bol ceviz. Ardından pişmeye gönderecek. Evet. Tereyağı alayıp değil mi? O, keseceğiz onu. Sonra bildiğimiz şekliyle keseceğiz. Ondan sonra tereyağını, zeytinyağını ısıtıp dökeceğiz. Üstten fırına vereceğiz. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde bu söylediklerimizi yapacağız. Ardından da inşallah masada yalnız köyümüzün en güzel, en lezzetli yemekleriyle karşınızda olacağız. Yemeklerimiz hazır. Teşekkür ediyoruz ablalarımıza, hanımefendilere. Büyük hazırlık var. Büyük zahmet etmişsiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Kabak çiçeğinden dolma yaptık. Piyazımızı hazırladık. Meryem Hanım bize topak kızartması hazırladı. Evet. Vesile ablamız da baklavayı bir güzel kızarttı. Evet. Kısaca çok güzel bir ziyafet var. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık ablalarımızın. Bütün köye teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar efendim. Şimdi biraz tadalım. Hepsi çok güzel. Birazdan tüm köyde, köy halkımızla beraber ziyafet var ablalarımızla. Müthiş. Herkese teşekkür ediyoruz. Lezzet yolculuğumuza da devam ediyoruz.
Efendim Kaş ile Kalkan arasındayım. Ölüdeniz'le birlikte Türkiye tanıtım filmlerinde ülkemizi temsil eden Kaputaş plajlarındayız. Turkuaz rengiyle, yeraltı sularıyla, tabii serin su sevenler için müthiş bir plaj burası. Mutlaka Kaş'a geldiğinizde gelmeliyim, görmeliyim ve burada yüzmeliyim diyeceksiniz. Tavsiye ederiz. Kaş'ın en şirin köyündeyiz. Müthiş bir karşılama. Mustafa abime teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Köy biraz yüksekte. Yürüyordum. Acıdı. Üzüldü bana. Aldı 60 yaşındaki emektarla getirdi beni yeni köye. Muhtarımız bekler. Çok güzel yemekler hazırlayacağız. Davul zurna da var. Daha ne olsun. Biraz daha sohbet edelim. Sonra yemeklerimize geçelim. Eski dostlar. Hoş geldiniz Turgay Bey. Ali abi nasılsınız? Muhtarımız Allah, Allah'a şükür iyiyim valla. Yenge nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükür iyiyiz. Siz herkes iyidir inşallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Maşallah aile git gide büyüyor. Evet. Sabah doğdu, öğle doğdu. Hemen adı Turgay koydu. Kuzumuzu aldık. Onun da kuzuları var burada gördüğünüz gibi. Biz de kuzumuzu aldık. Adı Turgay'mış. Evet. Tanıştırayım. Bu artık kalacak. Bu 5 yıl sonra geldiğinde burada olacak. Söz mü? Söz. Kasko atacağım bunu. Beneklerini ezberlerim. Kafama kazırım. Tamam. Söz mü Ali abi? Söz. Yenge sen söz. Sahip ol. Bunun başına bir şey gelmez. Gelmez. Ne yemekleri yapacağız? Turgay Bey ne yemekleri yapacağız? Yemek çok. Kebap yapacağız. Isırgan yemeği yapacağız. Ondan sonra kebap yapacağız. Fırında sebzeli kebap. Ondan sonra un helvası yapacağız içi bademli. Gözlememiz var. Bazlamamız var. Bir sürü yemeklerimiz var içeride. Keçileri, kuzuları severiz. Keçiler, kuzular, atlar var. Atlara bakarız. Tabii. Daha ne olsun? Eğlence sizi bekliyor. Tabii ki en lezzetli yemekler de. Geçelim bakalım. Toros Dağları'nın gerçek sahiplerini ve sakinlerini görmeye geldim. Aslında benimkisi bir ziyaret. Elim boş gelmeyeyim dedim. Oğlakları ziyaret ediyoruz. Pek şekerler ama çok şımarıklar. Bakalım pantolonu bu sefer kurtaracağız mı? Kesin yiyorlar ayakkabı pantolon. Ne bulurlarsa yiyorlar. Kolay gelsin. Ne olmuş sana? Kalmışsın öyle. Hadi buyurun hadi. Şenlik var hadi. Nasılsın anneciğim? İyiyiz. Pantolonu yemesinler diye bir dal buldum geldim. Evet. İyi yapmış mıyım? İyi sağ ol. Afiyet olsun. Bunlar kaç günlük? Bunlar bir aylık. Bir aylık mı? Evet. Bunlar ısırıyor. Ya elimiz boş gelmedi ki. Hala beni ısırıyorsunuz. Evet, biraz sevelim onları, besleyelim. Ardından gezmeye devam edelim Torosların eteklerinde. Şu bacağımı bıraksan diyorum artık. Ne ısırıyorsun yahu? Misafire böyle mi davrandın? Eti mi de ısırdı? Sen nasıl karıştın oraya kaçak? Kangal karışmış sürüye. Tamam ben seni gezdireyim. Sen daha şimdi doğdun ya. Bak nasıl yaptı abiler? Tik 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 kayaya geldik. Bing. Gördün mü? Bunları yapacağız. Ya götüremem götüremem diyorum. Sen neden laftan anlamıyorsun ya? Olmaz olmaz. Bir sen eksiktin. Ben sana nasıl böyle mi ilgileniyorsun? Böyle mi ilgileniyorsun? Tosun. Bu oğlaklarla ilgilen tamam mı? Ben şimdi gidiyorum yemek yapacağım. Bir dahaki yıl geldiğimde hepsini sorarım. Ona göre hadi bakalım. Kolay gelsin. Hoş geldin. O gözleme biraz büyük değil mi? Bu muhtarın ölçüsü mü oluyor? Büyük mü oluyor burada gözlemeler? Evet. Tam yörük işi bu da. Tabii tablanın yarısı kadar gözleme evet. Olacak ki
Hem göz doysun hem mide doysun. Nasılsınız? İyiyiz, sizler sormalı. Teşekkür ederim. Neli yapıyorsunuz? Ispanaklı mı, ısırganlı mı bu? Biz 7-8 çeşit otumuz var içinde. Burada hepsi var mı? Var. Karıştırdık. Var. Peynir de var sanki biraz. Var, peynir de var. Isırgan, maydanoz, dereotu, pancar yaprağı. Şimdi burada gözleme yapacağız. Evet. Bir de bazlama mı yapıyorsunuz? Evet. Şimdi gözlemeleri pişiriyoruz. Evet. Bir tane de bazlama yapalım. Tamam. Sonra gezmeye devam edelim. Evet. İzleyicimiz şimdi merak ediyorum. Bu neyi kokluyor diyorsun? Ne diyor tabii merak izleyicimiz. Tabii. Ne olabilir? Taze kekik. Evet. Toros'ların Teke Yarımadası'nın kekiği daha biraz önce toplanmış. O hep daha, anlatıyoruz ya, ete böyle serpiyoruz kurutup. İşte, daha rengi solmadı, rengi solmadı bak. Buyurun, işte buyurun. Buram buram kokuyor, müthiş kokuyor. Ot yeşili. Şimdi yörük işi bir yemek yapacağız biz. Oğlak gelmiş zaten tezgahın evet, üstüne. Yapıyor baba burada. Ne yapacağız Ali abi? Ne yapacağız? Sebzeli kebap yapacağız. Taze kekiği buna mı kullanacağız? Tabii. But ve golları kullanacağız burada. Sadece onlar onlardan lazım. Sadece onlardan yapacağız. Başka neler var sebzelerimiz? Malzemelerimiz arpacık soğan kullanacağız. Kapı biber kullanacağız. Kekik kullanacağız. Domates kullanacağız. Taze sarımsak kullanacağız. Patates kullanacağız. Şu oğlağı bir gönderelim bakalım. Sebzeli kebap yapıyoruz. Evet. Önce butları alıyoruz. Sonra kolları ilave ediyoruz. Bakalım tepsiye nasıl diziyoruz. Ve ocağa gönderiyoruz. Ardından masaya gelecek. Biz Gülpembe ablamla yöresel yemeklerimizi hazırlayacağız. Bunu fırına gönderelim. Soğanlarımızı atıyoruz. Teşekkür edelim. Hazırlıklarımıza devam edelim. Gülper ablamla hazırız. Torosların eteğinden topladığımız tazecik ısırganımızla sütlü ısırgan yemeği yapacağız. İlk defa diyorum, ısırganı biliyoruz ama sütlüsünü duymadık. Biz devamlı yapıyoruz burada. Burada hep. Öyle mi? Evet. Malzemelerimiz Gülper ablamın kendi yaptığı tereyağı var. Evet. Soğan. Bulgur. Isırgan. Doğranmış ısırganımız var. Hı-hı. Tuz, süt, soğan. Evet. Evet. Malzememiz bu kadar. Bu kadar. Evet. Şimdi başlıyoruz. Önce soğan mı kavuralım? Evet, önce soğan. Tamam. Soğan biraz öldükten sonra kırmızı toz biber ekliyoruz. Evet. O da çok acı. Ne yaptın Gülper abla? Acı değil ama bu yemeklerde biz bunu kullanıyoruz. Sana göre acı değil. Şimdi ısırganı da ekliyorum. Isırganımızı ekliyor. Elin yanmıyor değil mi? Hayır. Alıştık. Yıkadık evet. Yıkandıktan sonra biraz ölüyor tabii. Yok, ölüyor biraz. Yakıyor da. O kadar değil. Toplarken gibi değil. Şimdi kavuruyoruz. Evet. Bunu kavurduktan sonra ne yapacağız? Sütü bulgur. Azıcık da bulgur ekleyeceğim. İyi ki hatırlattım, unuttuydum bak. Unutuyorduk bulguru. Biraz. Fazla değil. Çok değil. Hani nasıl böyle mevsiminde padımak yaparsınız. Sivas'ta hemşerilerimizin yaptığı gibi çok az sebze yemeklerine, böyle bitkiden yaptığımız mevsimde yemeklere bulgur serpiyoruz. Fazla değil. Pirinç de kelerler ama bulgur daha iyi. Bulgur güzel oluyor. Hı-hı. Ardından sütümüzü göndereceğiz. Tamam, bu kadar. Ve? Hemen ölüyor zaten bu. Evet, hemen gitti. Sütümüz kaynayacak. Ne kadar zamanda pişti? Kaynanık taşmış süt zaten bu. Pişik süt. Ekleyeceğim. Tabii biraz da burada kaynasa bir şey olmaz. Yani su kullanılmıyor. Su yerine süt kullanılıyor. Evet. Isırganımızda. Aha, bulgurlar falan pişsin böyle şimdi. Ne kadar zaman tutsunlar ocakta? 5 dakika falan yani. Çok değil. Yani 5-10 kaynayacak 5 dakika yeterli. Bu yemeğimiz hazır. Hazır. Şimdi sırada bademli un helvası var. Sırada Yeniköy'ümüzün meşhur bademli un helvası var. Bademleri kendileri toplamış Gülper ablamlar. Sonra fırında kavurmuşlar. Evet. Unumuz hazır, tereyağımız hazır. Burada şerbetimiz. Da şerbetimiz hazır. Birebir mi hazırladın? Evet, Kuzlarım. Yeni hazırladım. Birebir yani şey bir bardak suya bir bardak hayır, şeker. Hayır, göz kararı öyle gene işte. Sen nasıl biliyorsan öyle yap. Tamam. Siz helvaya nasıl yapıyorsanız ama öyle yapın.
Şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Önce tavamızda galiba biraz işlerimiz var. Evet. Tereyağımız unumuzla beraber kavruluyor. Kavrulma işlemi tamamlandıktan sonra şerbet ekliyoruz. Yine kavurmaya devam ediyoruz. Un şerbeti çektikten sonra, biraz kızardıktan sonra, rengi geldikten sonra hazır. Ondan sonra yerleştiriyoruz, bademlerle birlikte süsleyip sunuma, hazır duruma getiriyoruz. Gülper ablacığım, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Sağ olun. Masamda sabırsızlıkla bekliyorum. Elinize sağlık. Yemeklerimiz hazır. Yeniköy'de yayladayız. Yaylaya mahsus yörük yemeklerimiz de masayı süslemiş. Şurada Türkiye'nin en lezzetli salatasıyla başlıyor menü. Show TV salatamız gözlemeyle devam ediyor. Ardından bazlamalar pişmişti. Sebzeli kebap hazırlandı. Ali abimiz, muhtarımız tarafından. Gülper ablamız da meşhur Yeniköy'ün sütlü ısırganını hazırladı bize. Başka ne var? Bir şey daha var tabii ki. Tatlımız, bademli un helvamız. Şimdi deneyeceğiz hepsini. Önce hemen sütlü ısırgandan başlamak istiyorum. Hepsi birbirinden güzel. Ali abimize ve eşi Gülper Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Harika hazırlık yapmışlar bizim için ve yemekler çok lezzetliydi. Bizim de yola revan olmamız lazım. Lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Yeşilin en güzel tonlarına sahip, dünyada en beğendiğim noktadayım. Abartmıyorum. Kaş'ı çok seviyorum. Yani buradaki mavi, buradaki yeşil bir başka. İnsan öyle. Lezzetli yemekleri de dillere destan. Ustalar da öyle. Rıza ustam nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun efendim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Balık çeşitlerimizi anlatacağız. Akdenizimizin bereketli sularının mahsullerinden sizlere bir dolu yemek hazırlayacağız şimdi. Tabii ki menüde Lagos var. Lagos buğulama mı yapacağız? Lagos buğulama yapacağız. Bugün. En güzel Lagos'tan buğulama mı yapılır? En güzel Lagos'tan buğulama olur. Buğulama olur. Barbundan çok ilginç bir şey yapacağız. Talaturlu. Talaturlu barbun. Peki başka ne yapalım izleyicilerimize? Başka kalamar dolmasını yapacağız. Kalamar dolmasını yapacağız. O zaman Lagos buğulamayla başlayalım. İlk önce Lagos buğulamamızı hazırlayacağız. Malzemelerimiz? Malzemeleri mantar. Balık patates, balık havuç ve kereviz. Burada lahusumuz hazır. Tane karabiberimiz. Tane karabiberimiz var. Arpacık soğan, dereotu, kaya tuzu. Sarımsak bol. Sarımsak bol, bol olacak. Büyükçe de bir kabımız var buğulamamız için. Bu kadar. Bu kadar. Suyu da hazır ettik. Suyu da hazır. Her şeyi kapatıyoruz. Başlayalım o zaman. Yemeğimiz şu anda sadece suyunu veriyoruz. Yaklaşık çorbası da olduğu için 1 litreye yakın bir su kullanacağız. Ne kadar zamanda pişiyor lavuz? Bu yarım saat içinde servisimiz hazır olur. Kuvvetli ateşte yarım saat içerisinde. Normal bir ateşte yoksa... çünkü balığı parçalamamız lazım. Önemli olan burada sebzelerin pişmesi. Yani biraz kısık olacak ateş, açmayın fazla. Sebzeler piştiği vakit zaten balık pişmiş oluyor.
Ve tereyağımız, köy tereyağı. Üzerine de tereyağını ekliyorsunuz. Köy tereyağını atıyoruz. Sonra? Buğulamamız şu anda hazır. Rıza ustamız hazırlıkları tamamladı. Yarım saat boyunca normal bir ateşte sebzelerimiz piştiğinde balık da zaten pişmiş olacak. Mis gibi kokular eşliğinde kapağımızı kapatıyoruz ve Talaturlu barbuna başlıyoruz. Sırada Talaturlu barbunumuz var. Barbunlar çok güzel. Neredeyse, kaya barbun efendim. Yani neredeyse kefal olacaklarmış değil mi? Bayağı büyükler. Bayağı büyüktür. Kaya barbunu kaçta böyledir. Talaturlu barbunda malzeme listemiz geliyor. Sarımsağımız var, zeytinyağımız var, sıvı yağımız var. Sıvı yağımız var. Balığı kızartmak için kullanacağız onları. Onları kızartmak artı için. Artı salatır sosumuzu da balığın yağından alacağız. Bahsettiğimiz o meşhur Antalyalı hemşerilerimizin bildiği, yaptığı talatır sosu nasıl hazırlanıyor? Şimdi ceviz var. Limon suyu, tuz, sarımsak artı su kullanıyoruz birazcık onu açmak için. Bir de balığın en son kızarttan sonra balığın yağından kullanıyoruz. Suyundan, yağından kullanıyoruz. Yağından kullanıyoruz. Bu kadar. Önce talatır sosunu mu hazırlayalım, balıklarla işimiz var mı? Balıklarla da kızartacağız. Yağımızı koyup balığımızı kızartıp o arada sosumuzu hazırlayabiliriz. Aynı anda yapalım. Aynı anda yapalım. Hem sos hem de balıklarla biraz işimiz var. Ustamız sosu hazırladı. Balıklarımızı da, barbunlarımızı da kızarttık ve sunumdayken balıklar bir köşede, sos da diğer köşede olacak. İkisini beraber sizin için deneyeceğim. Şimdi bir hazırlığımız daha var. Kalamar dolma hazırlayacağız sizin için. Dolmamız var. Kalamarımız geldi buraya ama bir gözüm böyle sağ gözüm kalamarda, sol gözüm de güneşin batışında. Çok güzel batıyor ve doğuyor güneş bu güzel diyarda. Şimdi kalamarımız hazır. Kendileri buradalar. Peki dolmamızda kullanacağımız malzemelerimiz nelerdir? Kurutulmuş domates, zar şeklinde doğranmış kapya biber, dereotu, ince kıyım mantar, kapari, kaşar peyniri, taze soğan, sarımsak, tuz ve değirmen karabiber. Bu kadar. Bir de limon. Malzemelerimiz bu. Ama kalamarı bu şekilde edinmeniz gerekiyor. Bu tarifi hazırlayabilmeniz için. Şimdi önce içini hazırlayacağız galiba. Şimdi içini hazırlayacağız. Sonra dolduracağız kalamarımızı. Karşılaşıyorum kalamar dolmayla. Yunanlılar biraz da peynir, aşırı peynirle doldurur. O peynirleri biliyorum. Elinize sağlık. Ama bu şekilde doldurduktan sonra pişirme işlemi nasıl gerçekleşiyor? Izgarada pişiriyoruz. Izgarada pişecek. Evet. Izgarada pişiriyoruz. Kalamar piştikten sonra içindeki karışım da zaten hazır duruma geliyor. Ve 3 yemeğimizin de tadına bakmak üzere şimdilik Rıza ustamızdan ayrılıp masamıza geçiyoruz. Elinize sağlık. Afiyet teşekkür olsun. Ediyoruz Rıza ustam. Rıza ustamızın ellerine sağlık. Çok güzel hazırlık var. Balık ziyafeti var adeta kaşta. Barbunumuz da hazırlanmış talatur sosuyla beraber. Lagos, uğulama ve kalamar dolmamız. Onun da özel bir sosu var tabii yanında. Hemen tadına bakalım, soğutmayalım. Önce Lagos uğulama.
Çok zormuş. Ellerine sağlık. Bu muhteşem balık ziyafeti için Rıza ustamıza çok teşekkür ediyoruz ve Antalya'daki lezzet yolculuğumuza devam ediyoruz. Bunda bile olmuyor yani. İğnenin en ya dev iğneyi bulmuş yine geçin. Ya tamam ben artık yaş kemal oldu. Yaş kemal ermiş diyecek. Oldu, oldu. Efendim Aksu'dayız. Vahap ustamızda, Antalya'mızda, Aksu'muzda müthiş yemekler hazırlayacağız size. Kuzuyu efendim işte bölüm kuzusunu yatırdık zaten. Dev evet. Tavamızın, tepsimizin içine. Peki ne yapacağız? Nasılsınız Vahap usta? Teşekkür ederim abi. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizleri gördük daha iyi olduk. Teşekkür güzel bir hazırlık var. Manzaramız güzel, nazar değmesin. Ustamız güzel, teşekkür nazar değmesin. Güzelliğiniz. Şimdi iki farklı yemek hazırlayacağız. Doğru. Birisi kuzu dolduracağız. Kuzu dolması. Yani şu şekilden o anlaşılıyor evet. Ama çok malzeme var. Doğrudur. Kuzu dolması, bir de Osmanlı güveci. Osmanlı güveci. Evet. Çok özel bir yemek. Tabii kuzu dolması da öyle. Kuzuya ayrı bir lezzet katıyor. İç pilavıyla beraber. Henüz 8-9 aylık bir kuzumuz galiba. 8 böyle aylık bir kuzu, 10 kilo. Yağlanmış. 10 kilo evet. Yeterli. Yeterli evet. Şimdi kuzu dolmamız için önce yapacaklarımız galiba iç pilavını hazırlayacağız. Evet, iç pilavını hazırlayacağız. Ama senin iç pilavın bayağı zengin. Neler var iç pilavda? İç fıstığımız var, kuş üzümü var, karabiber var, kekik var, domates, soğan, tuz, çok az şeker, bezelye, el yapımı domates salçası, tereyağı ve sıvı yağ. Önceden ıslattığımız pirinçlerimiz var. Pirincimiz var, havuç ve için havuç ve maydanozumuz var. Evet. Kuzuyu dikkatli içini temizlemek gerekiyor. Kesinlikle abi. Kuzunun içini temizleyip iç pilavımızı hazırladıktan sonra içine doldurup folyoyla kapatıp fırına atıp 1,5 saat sonra da kuzumuz. Şimdi o zaman bu söylediklerini yapalım. Yapalım. Önce iç pilavı. İç pilavımızı bitirelim. Başlayalım. Kokuyor. Yani o kadar güzel bir iç pilav hazırladı ki Vahap usta. Müthiş. Şimdi bayağı malzemelerini gönderdik. Hafif evet. Sulu bıraktık. Sulu yani bıraktık. Çok pişirmiyorsunuz. Fırına atacağım. İçinde piştiği evet, için kuzumuz demleneceği için. Yarı pişmiş pilavımız ve karışımımız hazır. Yok yok içinde. Şimdi ona afiyet olsun diyeceğiz. Teşekkür ederim. Kuzumuz bunu yiyecek. Kuzumuzu dolduruyoruz. Ardından hava almaması için dikilecek ve sonra alüminyum folyo ile katlanacak. Fırına vereceğiz. Fırına vereceğiz. Kaç evet. Saat pişsin? 1,5 saatte pişiyor bizim kuzu. İyi. Diğer yemeği biz hazırlayana kadar tamam. O da hazır olmuş pişmiş olacak, pişmiş evet. Olacak. Fırına gönderiyoruz. Ardından diğer yemeğimiz neydi? Osmanlı güveci. Yeah. Buna küşleme sevgisi diyoruz Vahap ustayla biz. Burada 4 tane kuzu yatıyor. Her kuzudan 200-300 gram çıkıyor biliyorsunuz küşleme. Ve 2'ye 4, 6, 8 yani 4 kuzu var. 4 kuzudan evet. Hesap basit. 4 çok kuzu var burada. Evet. Kuzunun en kıymetli, etimizin en kıymetli yeri. Osmanlı güveci o zaman çok önemli bir yemek. Çok önemli evet. İsmi. Doğru. Ustaların genellikle kendilerine ayırdığı kısımdır bu. Bu seferlik biz de size yaptık. Şimdi Osmanlı güveci için malzeme listemiz geliyor. Küşlememiz 8 parça küşlememiz evet. Var. Tereyağımız var. Yeşil biber, kapya biber, kaşar, karabiber, kimyon, kekik. Kekik çok güzel. Sarımsak, arpacık soğan, pul biber, tuz, mantar ve domates. Hamuru ne için açtınız? Kapak mı yapacağız? Hamur üstünden kapatıp fırına vereceğiz. Fırın
Hava almadan. Hava almadan. Böyle... Zaten yumuşak, iyice yumuşatacağız. İyice yumuşatsın, evet. Yani yeğenlerin aklı başından gitsin diye. Gitsin, evet. Gereken bütün çabayı gösteriyorsun muhabbet. Evet. Peki, yapalım o zaman. Teşekkür Şimdi, önce... Tavamızı koyduk ocağa. Bir iç hazırlayacağız. Şey yani, tavaya katacağımız evet. karışımı. Tereyağımızı atıyoruz. Vatandaş gel. Böyle bir karışım var mı ya? Böyle Yok, koku abi. Var mı? Ellerine sağlık abi. Döktürdün. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Bunu da göğüze yedireceğiz. Diğerini evet. kuzuya yedirdik. Bunu da göğüze yedireceğiz. Evet. Şimdi biraz su ekleyeceğiz. Silahı sulanması lazım. Evet. Çünkü suyun buharı da lazım bize. Etler Kesinlikle. Ve malzeme yani eklediğimiz sebzelerimiz daha da yumuşayacak. Kesinlikle. Hafif suyumuzu ekledik. Ben de bu hareketi yapıyorum bazen böyle kavurma falan yaparken. Biraz su ekleyip onu bitirene kadar devam ediyorum. Ellerine sağlık. Biz bunu bitirecek miyiz? Sulu mu olması gerekiyor? Çok az su olacak abi. Biraz sulu. Evet. Ekmeğimizi banacağız. Banacağız tabii. Süper. Şimdi göğücümüzü ilave ediyoruz. Üzerini evet. kapatıyoruz. Kaşar atıp hepsini hamurla kapatıyoruz. Bir de kaşar var. Evet. Kendi üzerinde eriyecek. Üzerini hamurla evet. kapatacağız. Sonra fırına. Aynen öyle. Ne kadar pişecek? 5 dakikalık işte hamuru pişmez. Yani hamur yeterli. Kızarsın. Hamur kızarır. Biraz yeterli. Aslında sunum için. Zaten evet. et yeteri kadar evet. yumuşak oldu. Evet. Biraz daha demlenecek hamurun altında güvecin içinde ve hazır olacak. Az sonra çok güzel bir masada güzel Antalya türküleriyle dostlarımızla beraber olacağız. Vahap ustamız döktürdü. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ evet. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ayrılmayın. Sağ olun. Bize sağ olun. Teşekkür ederiz. Nihat Hocam, yüreğinize sağlık. Nihat Akçıyor efendim. Sevgili Özgür Kaya, güzel bir ekiple çok neşeli türküler söylüyoruz. Söylemeye devam edeceğiz. Şimdi ziyafet var. Dostlarım gelmiş. Kuzuyu soğutmamam lazım. Kuzu dolması yaptık. Vahap abimiz bir tane de bize Osmanlı güveci hazırladı. Üzeri de güzelce kızarmış. Pilavı çok güzel görünüyor. Hemen şuradan pilavını alalım. Zaten pişerken anlamıştım bu pilavın böyle olacağını. Vahap Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Efendim Antalya'ya veda vakti geldi. Bana sorarsanız hiç gitmek istemiyorum. Ama başka illerimizi de ziyaret etmemiz gerekiyor. Onlar bizi bekliyorlar. Tüm Antalya'lı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ustalarımıza,
müzisyen dostlarıma, herkese çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine başka bir ilde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Meşeli renginde dağlar meşeli, meşeli. Üç yıl oldu ben bu derde düşeli, düşeli. Üç yıl oldu ben bu derde düşeli, düşeli. Gözlerimde uyku yok, sür gemici gemiyi, hiç kimseden korkum yok. Yumurtanın sarısı yere düştü yarası, sarısından fayda yok, kaç gel gece yarası.